Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi Yamuk ünitesinin yani 19. bölümün 13 numaralı köşe taşında kalmışız en son dostlarım. Hemen bunu da bir gömelim isterseniz. Şöyle bir odaklanmamızı bir ayarlayalım. Güzelce bir parlaklığımız da açık olsun. Evet, tamamdır. Bakalım ne diyor? EF orta taban AB DC'nin 5 katıymış dostum. Hemen onu bir şuraya K deyip, şurası K, burası da 5K olacak şekilde yazdım. EF'nin orta taban olduğunu söylüyor. Yani yan kenarları kesinlikle ikiye bölen bir doğruymuş bu EF. Buna göre de KL bölü EF oranı nedir diye bir soru sormuş. Hemen formülümüzü söyleyelim. Formül diyor ki KL uzunluğu şuna eşittir. Tabanlar farkının yarısı. Yani 5K'dan K çıktı 4K. Yarısını alıyorsun 2K. Bölü EF neydi? Yani orta tabanımız neydi? Tabanların toplamının yarısı. Yani 5K ile K'yı topluyorum 6K. 2'ye bölüyorum 3K diyorum. Ve K'lar sadeleşirse cevabım Adana'dan geliyormuş dostum. Basit bir soruydu kardeşim. Formül sorusuydu. Çok da sınavda sorulacağını zannetmediğim bir soru. Ama konu öğrenmek adına önemli bir soruydu tabii ki. Şuna bakalım. ABC'de bir yamuk. E ve F bulundukları kenarların orta noktaları. Yani EF yine bir orta tabanmış dostum. Şöyle yanları ikiye bölüyor. Şimdi EF'yi 10 vermiş, KL'yi 4 vermiş. AB nedir diye de bir soru soruyor bize. Hemen AB'ye X diyelim. DC'ye de Y diyelim dostlarım. Şimdi KL'yi nasıl buluyorduk biz? Yani 4'ü nasıl bulacaktık? X eksi Y'nin yarısı. O halde X eksi Y'nin yarısı 4 ise X eksi Y 8'dir. Peki EF'yi nasıl buluyorduk? X ile Y'nin toplamının yarısı. O halde X artı Y'nin yarısı 10 ise X artı Y 20 olmalıdır. Hemen bakın matematik yapıyoruz şimdi. Bunları taraf tarafa topladığınızda Y'ler sadeleşti. 2X eşittir 28 oldu. X eşittir 14'ü paketledik. Cevap Bursa'dan geldi. Üçüncü sorumuzu okuyalım. Yine bir orta tabanımız var. DH'ı 6 vermiş. DC'yi 6 vermiş pardon. KH'ı da 4 vermiş. Buna göre alan DCLF taralı alan nedir diye bir soru sormuş bize dostum. Şimdi öncelikle EF orta tabansa şurayı kesinlikle ikiye böldü. Bakın bu EF kesinlikle şu üstteki tabana da paraleldir, alttaki tabana da, ama bana üstteki tabana paralel olması yeterli. Şimdi üçgendeki orta tabanı hatırlayın dostlar. Bakın bu LF 6'nın kesinlikle yarısı olacak. Yani 3. Hatta biz EK'yı bile 6'nın yarısı diyebiliriz. Sonuçta buradan da orta taban oluyor değil mi? EK DC'nin de orta tabanıdır. EK da 3 olacak. Gerek yok ama söylemiş olalım biz bunu. Sonra şu 4 tabii ki yüksekliğimizin, tüm yüksekliğimizin yarısı olacak. Yani şu üste doğru giden yükseklik de 4 olacak. Neden öğretmenim? Çünkü EF orta taban. Yani buradan çizdiğin her çizgiyi ikiye böler EF. Üst tabanla alt taban arasındaki bütün çizgileri ikiye böler. Yani AK ile KC de birbirine eşittir. Ya da DL ile LB de birbirine eşittir. Çünkü EF orta taban demiş. Peki şimdi bu şekil, taralı şekil aslında bir yamuk değil mi kardeşim? Bak 3 ile 6 birbirine paralel olan iki tabandır. Yamuğun alan formülünü soruyor bize. Hadi yapalım. Alt taban artı üst taban. Yani 3 artı 6 9 bölü 2 çarpı bu yamuğun yüksekliği. Yani şu iki tabanı arasındaki diklik. Bu da zaten şuradaki 4'e eşittir. Demek ki yamuğun yüksekliği de 4. 9 kere 4 36. 2'ye böleceğiz. Edirne'yi paketleyeceğiz hemen dostlarım. Evet, geldik 4 numaralı sorumuza. İki tane alan soruyor. Yine EF'yi orta taban vermiş. Ve bir oran daha var. AB'ye diyor 5K derseniz. Hemen 5K yazalım. DC 3K olacak diyor. Tamam. Şimdi öncelikle şurası KL uzunluğunu bulalım. Hatta şöyle yapalım mı? Bunların iki katını alayım da rasyonel sayılarla muhatap olmayayım arkadaşlarım ben. Çünkü LF dediğimiz uzunluk az önceki sorudan hatırlayın 3K'nın yarısı olacak. Yani 3K bölü 2 yazmayayım ben yalandan yere. O yüzden iki katını alayım bunların ki tam sayılarla muhatap olalım. 6'ya 10K dedim ben bunlara. Peki şu KL'yi nasıl buluyorduk? Farklarının yarısı. 10K'dan 6K çıktı 4K'dır. Yarısını alıyorum 2K. Sonra şu LF'yi bulalım şimdi. LF de
Şu 6K'nın yarısıydı. Hemen 3K yazalım buna. Hatta bu EK da 6K'nın orta taban olduğu için yarısıydı. Ona da 3K yazdık. Bunun orta taban olduğunu biliyoruz. Şuraları ikiye böldüğünü gösterin. Şimdi ne kaldı geriye? Şuradaki yükseklik muhabbetini de yapalım bakın. Şimdi şu kelebek üçgenden şuradaki kelebek üçgeni bir görün arkadaşlarım. Ben şöyle bir kırmızı yapayım bunu. 2'ye 6 oranı var. Yani 1'e 3 oranı var. O halde ben buradan indirdiğim yüksekliğe h dersem yukarıya çıkan yüksekliğe 3h diyeceğim. Tabii ki buradan aşağıya devam ettirirsem bu yüksekliği üstteki yükseklik 4h olduğu için bu da 4h olacak. Az önceki soruda açıkladığım gibi EF orta taban olduğundan yükseklik komple indirildiği zaman 8h ise 4h 4h 2'ye bölmüş bunu meğerse. Peki şimdi alan KOL. KOL'nin tabanı 2K, yüksekliği H. O halde 2K çarpı H bölü 2'dir bunun alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Bölü neyin alanını istiyor? Şuranın. Bunun tabanı 3K. Bakın bu 3K'ya inen yükseklikse aslında 4H değil mi arkadaşlarım? Şuradaki yüksekliğin aynısı. O halde bunun da alanını yazalım. Tabanı 3K, yüksekliği 4H bölü 2. Hadi şu bölü 2'leri bir sadeleştirelim. Şu h'la k'yı sadeleştirelim. Bakın yukarıda 2, aşağıda 3 çarpı 4 kaldı. Yani 2 bölü 12'dir. Onu da sadeleştirirseniz Denizli'yi işaretlediniz çok da. Evet, 13 numarayı gömdük. Hemen çevirdim arka tarafını ve 14 numaralı köşe taşının birinci sorusuna bakıyorum. Burada da LK'yı soruyor. Köşegenlerin kesim noktasından paralel olarak çizilen doğru. Bakın paralelmiş burada göstermiş KL paralel. Ben devam ettirdim sadece. Burası köşegenlerin kesim noktası. Bunu her zaman ikiye bölüyor. Bu bir. X ise X. Sonra başka ne demiş? 4 vermiş, 6 vermiş. X'i soruyor bize. Şimdi dostum buradaki 2x'i veren bir formül var. Hatta yukarıdaki soruya bakıyorum. Evet hocam zaten yukarıdaki soruyu anlatırken formülünü de yazmış. Bu şuranın tamamını yani 2x'i veren formül şu. 2x eşittir. Şu alt tabanla üst tabanı çarpıp bir de 2 ile çarpıyorsunuz. Yani 2 çarpı 6 çarpı 4 bölü alt tabanla üst tabanın toplamı 6 artı 4. İşte bu bize 2x'i veren formüldür dostum. Hemen şu ikileri sadeleştirelim. Üstümüz 6 kere 4 24 yaptı. Altımız da 6 4 daha 10 yaptı. 24 bölü 10 yani 2.4 diyebiliriz sorumuzun cevabını. Tabii bunu formülü unuttuğumuz zaman nasıl yapacağız öğretmenim? Kelebek üçgen yapacağız arkadaşlar şurada bakın. Şu bir kelebek üçgendir ki 4'e 6 yani 2'ye 3 oranı var. O halde bu 2K, buna da 3K yazabilirim. Şimdi bir de şunu göreceksiniz. Bakın bizim benzerlik konusunu anlatırken canlı yayında da anlattık benzerliği. Birinci benzerlik şekli dediğimiz şekil var. 2 bölü 5 eşittir x bölü 6. İşte buradan da 12 bölü 5 yine 12 bölü 5 demek 2.4 demek diyebilirsiniz. Bu da ikinci çözüm yolu. Evet geldik 2 numaraya. Ne diyor? ABCD yamuğunun orta tabanı nedir diye bir soru sormuş. OC'yi 3 vermiş. Bakın ne dedik? Şimdi bu KL O noktası kesinlikle bu KL'yi 2'ye bölüyor demiştik. Sonra muhteşem üçlüyü gördüm. Bakın dik açıdan inen kenar ortay hipotenüsün yarısına eşit muhabbetinden burada 3, burada 3 oldu. Bunu da bulduk. Sonra yine şu benzerliğimizi yapalım mı arkadaşlarım? Bakın şuradaki şunun şuna paralel olmasını yani şuradaki benzerlik oranını kullanalım. Ne diyeceğiz? 9 bölü tamamı 12. 9 bölü 12 eşittir. 3 bölü şuraya da x yazıyorum. 3 bölü x'e. Bakın üst taraf 3'e bölmüş. Alt taraf da 3'e bölecek. X eşittir 4 geldi. Bu bir. Şimdi bir benzerlik daha yapacağım. AB'yi bulacağım bir de arkadaşlarım. Hadi bulalım. Ha, bundan sonrasında mesela AB'yi bulmak için yine az önceki soruda yaptığım gibi formülü kullanabilirsiniz. Hani şu KL uzunluğunu veren formülü yazdık ya. Yine öyle de bulabilirsiniz ama ben formülü ikinci etaba atmak istiyorum. İkinci aklıma gelmesini gerektiren kural olsun diyorum arkadaşlarım. İlk önce normal yolla çözelim. Çünkü formül unutulabilir.
aklımızdan çıkabilir formül. Biz normal benzerlikle çözmeye çalışalım. Bakın şurada da bir benzerlik var. Kelebek üçgen benzerliği. Oranımız ne? 3'e 9. Yani yukarıdan aşağıya 3 katı. 4 ise bunun paralel kenarı. Bunun paralel kenarı 3 katı olacak. Yani 12. Bakın alt tabanı da buldum. Üst tabanı da buldum. Neydi kural? Tabanlar toplamının yarısı orta tabanı verecekti. Yani 12 ile 4'ün toplamı 16'dır. Yarısı orta taban yapacak. Cevap Adana'dan çıktı. Evet, 3 numaradayız. A, B, C, D yamuk. D, C 8 verilmiş. Hemen yazalım. K, L 12 verilmiş. Şimdi K, L 12 ise bu da 6. Bu da 6'dır. 2'ye bölündüğünü deminden beri söylüyoruz. A, B nedir diye bir soru sormuş bize. Arkadaşım direkt formülle çözebileceğim bir soru eğer istersen. Tekrar söylüyorum bak. Bunların bu K, L ile muhatap olduğun zaman formülle çok rahat çözebilirsin eğer formül aklına gelirse. Ama ben yine benzerlikten yapmak istiyorum. Şuradaki şunun şuna paralel olmasını kullanarak şuradaki birinci benzerlik şeklimizi yapalım istiyorum dostlarım. Şuradaki birinci benzerliğimizi kullanalım. Şimdi 6 bölü 8. 6 bölü 8 eşittir. Şuraya A diyelim, şuraya da B. A bölü tamamı. Yani A artı B. Hemen 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4. 4A eşittir 3A artı 3B yaptı. Buradan A eşittir 3B çıktı. Şimdi A yerine de 3B'yi yazıyorum. Bir de kelebek patlatıyorum. X çıkıyor arkadaşlarım. Bakın şuradaki kelebeği de görün hemen. Oranı ne? B'ye 3B. Yani 1 bölü 3 eşittir. Üstteki paralel 8. Alttaki paralel X. İçler dışlar yaptım. 3 kere 8 24 çıktı. Dördüncü sorumuz. ABCD yamuk. Yine KL'yi görüyorsunuz. Hatta ben bu KL'yi birazcık devam ettireyim. Bu KL buraya kesin eşittir diyelim. Ha, şurada 16 var. Bakın 15 90 var. 15 75 90 üçgeni var. Hipotenüsü vermiş 16. Şimdi bunun olayı neydi? 15 75 90 üçgeninde olayımız neydi? Haşa 4 haş muhabbeti vardı hatırlarsanız. Şurada göstereyim ben onu size. Bir dik üçgende 15 75 ise açılarımız, hipotenüse inen yükseklik h ise hipotenüsün tamamı 4 h. Bakın size 4 h'ı bu soruda, yani hipotenüsü 16 vermiş beyaz dik üçgene bakın. Demek ki h 4. Hipotenüs 16. Tamam, bunu da bulmuş olduk. Bizden de taralı bölgenin alanını istiyor arkadaşlarım. Bakın ne yapacağım şimdi dostlarım. Şimdi önce şu beyaz üçgenin alanını bir bulalım mı? Hani tabanı 16, yüksekliği 4 bölü 2 ya bunun alanı. 8 kere 4, 32. Şimdi bu beyaz üçgenin alanı, yani şuradaki şu kalın yaptığım 15, 75, 90 üçgeninin alanı 32. Ve göreceksiniz cevap da 32 çıkacak. Peki nasıl öğretmenim? Şimdi şunun kenar ortay olmasından faydalanacağım. Bakın şuradaki taralı bölgeye A dersem, kenar ortay olduğu için bu doğru, yani kenarı 2'ye böldüğü için alanı da 2'ye bölecek, bu da A oldu bu beyaz bölgede. Şuradaki taralı bölgeye B yazarsam yine bakın şu doğruda kenar ortay oluyor, 2'ye bölmüş, o zaman bu beyaz bölgede B oldu. Taralı bölgenin alanı A artı B, beyaz bölgenin alanı da A artı B. Yani beyazla taralı bölgenin alanı eşitmiş. O yüzden beyazın alanı 32 çıktığı için taralı bölgenin alanı da 32 çıktı dediğim. Evet, 14 numarayı da gömdük. Kaç dakika olmuş? Tam 14 dakika olmuş arkadaşlarım. Devam edelim. Biraz hızlanalım isterseniz. Şöyle bir bakalım sorumuza. Alan BEC nedir diye soruyor. Hemen ilk aklıma gelen şeyi yapıyorum dostlarım. Belki daha kolayı da vardır ama ben direkt ilk aklıma geleni yaparak çözüme ulaştırayım sonucu. Tüm yamuğun alanını bulacağım. Tüm yamuğun alanından şu beyaz dik üçgeni, şu beyaz dik üçgeni çıkarttığımda soru işaretinin olduğu bölgeyi bulmuş olacağız tabii ki. Peki tüm yamuğun alanı dik yamuk, hiç önemli değil. Alt taban artı üst taban 14 çarpı yükseklik 8 bölü 2 idi. 7'yi de buraya yazdım. 7 kere 8 56'ymış tüm yamuğun alanı. Şimdi şu üsttekinin alanı 5 kere 4 20 bölü 2'den 10. Alttakinin alanı 3 çarpı 10 30 bölü 2'den 15.
25'miş üçgenlerin alanı. Hemen 56'dan 25'i çıkarıyorum. 31 kalıyor. Mükemmel sayı Denizli'den çıktı. İkinci soruya geldik. 4 var, 5 var. X nedir diye bir soru sormuş bize. Yine aklıma aslında alan geldi arkadaşlarım burada da. Belki benzerlik de yapsam çıkar mı diye düşündüm. Yok, zannetmiyorum. Şöyle yapacağım. İlk önce dostum, ilk önce şuradan aşağıya bir diklik indirip yamuğun adetidir bu arkadaşlar. Bütün sorularını genelde 100 sorusunun 99'unu buradan aşağı diklik indirerek gömebilirsiniz. Şimdi burası 4 ise burası da 4. Şuraya 6 kaldı. Bakın burası 8 ise tabii ki burası da 8 ve ne çıktı? 6, 8. O halde benim şu uzunluğumun tamamının 10 olduğunu ben biliyorum artık. 6, 8, 10 yaptık. Peki, şimdi bunu niye buldum ben? Şu sebeple buldum dostlarım. Bakın şuradan şunu çizip az önceki birinci sorunun aynısı yapmaya çalışacağım ben bunu. Bunu da çizdim dostlarım. Şimdi tüm yamuğun alanını bulup şuradaki 5 çarpı 4 bölü 2'den 10'dur buranın alanı. 3 çarpı 10 bölü 2'den 15'tir. Yani 25'i çıkartırsam şu ortadaki kırmızı yaptığım bölgenin alanı kalıyor arkadaşlarım. Kırmızının alanı. Şimdi tüm yamuğun alanını da bulalım. Alt taban artı üst taban 14. 14 bölü 2 7. 7 ile de yüksekliği çarptım. 7 kere 8 56. 56'dan da 25'i çıkartırsam 31 çıkıyor. Zaten üstteki birinci sorunun tıpatıp aynısı arkadaşlarım. Şekil. O yüzden bunu kafadan yaptım hemen. 31 buranın alanı, bu kırmızı üçgeni. Peki ben bu 31'i bir de şöyle bulamaz mıyım? Yüksekliğim x, tabanım 10, taban çarpı yükseklik bölü 2 diyerek 62 eşittir 10x, x eşittir 62 bölü 10 geldi. Yani 6,2 çıktı dostum. Evet, geçtim 3. sorumuza. Burada da olayı tersten sormuş dostlar. Bakın DEC'nin alanını vermiş bize. 16 demiş buranın alanına. Peki biz nerelerin tüm yamuğun alanını bulabiliyor muyuz? Evet. Alt taban artı üst taban yani 5 artı 3 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz de 10. Buradan 8, 2'ye böldüm 4, 10 ile çarptım 40 çıktı. Bu tüm yamuğun alanı. Eğer ben şu 16'yı silersem, 16'yı çıkartırsam şu beyazla şu beyazın alanını toplamını bulmuş olurum. 40'tan 16 çıkarsa ne kaldı? 24. Demek ki bu beyaz üçgenle bu beyaz üçgenin alanlarının toplamı 24. Yani hemen bulalım. Bunun alanı 3 çarpı dik kenarlarının çarpımının yarısı artı şurası 10 eksi x'tir. Bu beyaz dik üçgenin alanı 5 çarpı 10 eksi x bölü 2 yaptı. Dik kenarlarının çarpımının yarısı ve bunların toplamı 24'müş. Hadi bulalım şimdi, düzenleyelim. Şu 3x bölü 2, şunu biz ortak payda da yazalım. Artıyı buraya koyalım. İkisinin de ortak paydası bölü 2 olsun. Şimdi 3x geliyor, şurayı sileyim. 3x artı 50 geliyor. Eksi 5x geliyor. Bölü 2'yi de şuraya çarpı diye atıyorum arkadaşlarım. Bölü 2 buraya çarpı gelirse 24 çarpı 2'den 48 olur. 3x, 5x, eksi 5x, eksi 2x yapar. Eksi 2x'i ben bu tarafa artı 2x attım. 48'i de 50'nin yanına attım. 2 kaldı. X eşittir 1 çıktı. Sorumun cevabı da Adana'dan patladı. Evet, dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Hemen bakalım. Dik yamuk. Yine x var. Yine 12 var. 4 var. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş. Yine aynı şekilde çözebiliriz aslında bu soruyu. Yine şuradan aşağı öncesinde bir dikliğimizi indirelim. Şuradan şöyle bir indirelim. Çaktırmadan indirdim. Şurası 4, burası 8. Bakın 8 var, 10 var. Yüksekliğim 6. Yükseklik 6 ise bunlar da 3, 3 yaparlar diyebilirim. Hemen şurayı çizdim ve şu üçgeni çizdim arkadaşlarım. Şimdi tüm yamuğun alanını buluyorum. Alt tabanla üst tabanı topladım. 16 yaptı. 2'ye böldüm 8. Yükseklikle de çarptım 6, 48. Tüm yamuğun alanı 48. Peki dostum, şuradaki üçgen tüm yamuğun yarısı oluyordu. Hatırlayın kuralı. Bakın niye öncekilerde yarısı değil hocam? Çünkü yarısı olması için şu tepe noktasının tam yan kenarın ortasına düşmesi lazım. İşte yan kenarın ortasına düşüyorsa bu üçgenin alanı tüm yamuğun yarısıdır.
tüm yamuk 48 olduğu için yarısı 24'tür. Peki biz bu 24'ü nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 24. Yani 10x eşittir 48 yapar. X eşittir 48 bölü 10. Yani Edirne yaptı. Dostlar ezan okunmaya başladı. Burada bir duralım. Ezan bitince tekrar devam edeceğim kardeşlerim videomuza. Peki hadi görüşürüz. Öpüyorum sizleri.